yani bu üçü bayağı iyi görünüyor. İşte bu bir tırk DNA'nın düğümünden bahsediyorum yani. İşte bu yapıştığını gösteriyor. Kim değiştirecek? Maskeli şey olmasın. Maskeyi takayım diyorsanız, maskeli çekelim diyorsanız. Bu tarafa mı? Üniversitemiz çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bugün COVID-19'a karşı geliştirdiğimiz 4 farklı DNA aşısı prototipinin laboratuvar ölçekli üretimini bitirdik. Ve kısa süre önce ilk aşı prototipimizi hayvanlara uyguladık. Aşı prototiplerinin ardışık olarak hayvan modellerine uygulanması 2 ay kadar daha sürecek. Bu aşama sonrası 4 DNA aşısı prototipini içinden hayvanlarda en kuvvetli bağışıklık yanıtı veren aşılarımızın hayvan modelleri üzerinde toksisite etkilerini test etmeyi amaçlıyoruz. Bu aşamanın ardından faz 1 klinik çalışma için yasal otoriteye başvuru yapabileceğiz. Sizin gelinen süreçte bir tarih var mı kafanızda? Yani biz de aşının şu anda immünojenik yani bağışık yanıtı uyarma özelliğini test ediyoruz. Bu süreç rektör hocamızın da dediği gibi ardışık prototipler deneneceği için 2 ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu 2 ay sonunda tahminimizce 1 ay kadar sürecek de bir GMP ürünle toksisite çalışması yani kaliteli ürünle acaba aşımızın hayvanlarda bir zehirleyici etkisi var mı? Bu test edilecek. Bu süreç sonrasında da tabii hazırlanan bir dosyayla Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Aşağı yukarı her şey yolunda giderse bu başvuru sürecinin en iyi ihtimalle 3 ay olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu süreç farklı sebeplerden dolayı bir miktar da uzayabilir. Bunlar da deneysel sebeplerdir. Bünyemizde hem faz 1 kliniğimizi bulunduruyoruz sağlıklı gönüllerde hem de hastanemizde faz 2, faz 3 çalışmaların yapılabileceği bir ortam var. Yani eş zamanlı olarak gidebilecek bir süreç. Bu nedenle ikinci ayın sonunda elde edilen sonuçlarla birlikte faz 1 için çalışma için etik kurul başvurularımızı hazırlayıp sürecin sonunca başvurmayı planlıyoruz.